Gözün cazibesi üzerine bir şeyler söyleyeyim. Göz cazip bir organ. Gözümüz zaten gerçekten de çekici. Onun için gözler üzerine ne kadar çok şarkı, türkü yazılmış. Gözün cazibesi aslında aşıklar fark eder ilk anda. Belki de göz üzerinden bir aşk başlar çoğu zaman. Çünkü göze çok emek verilmiş. Allah'ın göze emeği, şu göze emeğinin kaç yıllık olduğunu biliyor musunuz? Şu dünyada. Bu dünyada göze verilen emeğin geçmişi ne kadar biliyor musunuz? 600 milyon yıl. 600 milyon yıllık bir emeği taşıyorsunuz üzerinizde. Onun için tavsiye edeceğim, gelecek o. İnşallah size bugün görsel olarak 600 milyon yıllık göze verilen ilahi emeğin ne olduğunu izleyip görün diye tavsiye edeceğim. Dolayısıyla göz gerçekten de insan vücudunda cazip bir organdır. Ve derinliği vardır, etkilidir. Gözün göz üzerindeki etkisi malumdur. Ama bu nazar dediğimiz olayı, yani gözle bir deveyi, kazana, bir adamı mezara sokar mısınız? Ağzını açan vaiz, ağzını açan ruhban böyle konuşuyor. Tekerleme gibi. Adamı mezara, deveyi kazana. Ya bir göz ki adamı mezara sokuyorsa, bu adamın katili. O da silahı. Niye yargılamıyorsunuz? Eğer bir insanı mezara sokuyorsa bir çift göz, bu silah taşıyor. Eğer baktığını şöyle bir bakışta yıkıyorsa, bu adam seri katil. Niye yargılamıyorsunuz? Siz ne dediğinizin farkında mısınız? Veyahut da aslında böyle bir şey yok ama siz birinin arkasından diyorsunuz ki bu var ya bu, bu bir bakar adamı yıkar. Siz aslında temiz bir insanı cinayetle suçluyorsunuz. İftira ediyorsunuz. Ona iftira ediyorsunuz. Yani size biri bunu yapsa ne dersiniz Allah aşkına? Düşünün arkanızdan biri, bu var ya, geldi de bir şeye baktı mı kurutur orayı. Buzdolabına baksa ertesi gün buzdolabında bir şey kalmaz. Bir eve baksa duvarını yıkar. Bir ata baksa at çatlar ölür. Bir arabaya baksa araba giderken lak diye kalır. Şimdi böyle biri tarif ediliyor size. Siz ne dersiniz ona? Yani sizin hakkınızda arkanızdan böyle deniyor. Aferin mi dersiniz? İyi tanımladın mı dersiniz? Ben tam da böyle biriyim dersiniz. Peki ya zansa? Bu ne kadar berbat bir zan. Eyvallah.